Merhaba arkadaşlar, Java programlama dilinde e, dizilerin nasıl tanımlandığı ve nasıl ilk değerlerin verilebildiği ile alakalı e, eğitim videomuza hoş geldiniz. Öncelikle örnek bir dizi tanımlıyorum, integer türünden, köşeli parantez açıp kapatıyorum, bir ara verip e, dizimin ismini yazıyorum. Bu örneğimizde dizimizin ismi x eşittir diyorum. ...küme parantezi açıp kapatıyorum. İlk değerlerimi veriyorum. 2, 9, 8, 4 ve 7 olsun. Virgülleri unutmuyorum. Şu an ilk değerleri 2, 9, 8, 4 ve 7 olan... ...5 adet e, değere sahip bir x dizisi tanımlamış bulunuyoruz. Dikkat edilirse normal dizi tanımlamalarından... E, ...normal değişken tanımlamalarından farklı olarak köşeli parantez açıp kapatıyoruz. Tabi ilk değerlerin verilişi de bir küme parantezi küme parantezi e, içerisinde e, bir grup içerisinde virgüllerle ayrılmış haliyle elbette ki sonunda bir de noktalı virgül var. Dizi elemanlarından herhangi birini sistem out print ile ekrana yazdırmak istiyorum. Bu x'in köşeli parantezle belirtiyorum. İkinci dizi elemanı olsun. F11'e basıyorum. Programımı çalıştırıyorum. Ve ekranda 8'i görüyorum. Konsol ekranda 8'i görüyorum. Burada e, X dizisinin 3. E, elemanı 8'miş gibi görünse bile aslında Java'da e, diğer pek çok programlama dilinde olduğu gibi e, dizi indi, indeksleri sıfırdan başladığı için elbette do, ikinci eleman olarak 9'u değil 8'i vermekte. Yani sıfırıncı eleman 2, Birinci eleman 9. ikinci eleman 8 olacak şekilde. Akabinde 0, 1, 2, 3. eleman 4. 4. eleman da 7 olmakta. Bunu şöyle çizerek daha net bir şekilde gösterebiliriz. Siyah rengi alalım. Evet. Şöyle bu dizimiz olsun. Basit bir çizim yapalım. Şu şekilde hücrelerine ayırmış olalım. Tamam. Tamam. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen geri dönüp bir değer daha verelim. 3 şeklinde. Tekrar dönüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az önceki örneğimizde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemana sahip olan bir x dizimiz vardı. Diyelim ki bu x dizimiz. x dizisi dedim. Bun, bu dizinin indeks değerleri 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacaktır. Yani... 0. 1. 2. 3. 4. ve 5. elemanlar olarak düşünülecektir. Şöyle rengi kırmızı yapalım. Ardından tekrar alalım yazı aracımızı ve yazalım. Neyi yazalım? Kutunun içerisindeki değerleri 2 9 8 2 9 8 ve ardından 4 7 3 4 7 ve 3 yani mesela biz x dizisinin 4. elemanını görmek istiyor aslında görmek istediğimiz eleman sıralı bir sayı şeklinde düşünecek olursak 5. 1, 2, 3, 4 5. elemandır çünkü 0'dan başlıyor 4 yazarsak indeks içerisine indeks değeri içerisinde karşımızda 7 göreceğiz geçiyorum tekrar Bakınız, şuraya 4 yazıyorum, kaydediyorum, F11'e basıyorum ve karşımda 7 değerini görüyorum. Peki, elemanların tamamını nasıl yazdırabiliriz ekrana? Ee, doğal olarak bir döngü oluşturmamız mantıklı olandır. Tek tek de yazdırabiliriz elbette ki. Ama bir döngü oluşturmak çok daha mantıklıdır. i küçüktür diyelim. Kaç elemanımız var? 6 elemanımız vardı. 6 diyorum. Noktalı virgül. I art artı artı. ve tabla biraz ileriye alalım. Bu haliyle yan yana yazdıracaktır. F11'e basayım. Evet. Pardon. Şurayı tabii ki iyi. indeks değeri olarak iyi yapacağız. i yaptık. Kaydettik. F11. Evet 2, 9, 8, 4, 7, 3 şekilde 2, 9, 8, 4, 7, 3 şeklinde yazdı. Elen yapıp alt alta yazdıralım bunları daha rahat ayırt edebilmek için. Bu haliyle ekrana bütün değerleri yazdırmış olduk. Buradaki tanımlamadan sonra diyelim ki x'in herhangi bir değerine x'in herhangi bir elemanının değerini mesela birinci elemanının değerini değiştirmek istesem desem ki 100 Evet. Değiştirsem ve F11'e tekrar bassam görüleceği üzere 0, 1. Birinci eleman yani 9'un değeri artık 100 olmuştur ve ekrana e, bu şekilde aksetmiştir. E, bir e, ilk değerleri verilen bir dizinin nasıl oluşturulabileceği e, dizi elemanlarına nasıl ulaşılabileceği, dizi elemanlarının indeks değerlerinin nasıl e, sıralandığı ve ekrana e, tek veya çoklu olarak nasıl yazdırılabileceğini gösterdiği gö e, yazdırılabileceğini gösterdiğimiz eğitim videomuzdu bu. E, daha sonraki videolarda e, dizilerle alakalı e, daha fazla örnekler vermeyi planlıyoruz.